Sinan Akçıl, Hande Yener, Hadise ve Demet Akalın'ı hedef alarak iddialı sözler sarf etmiş. Buyurun. Tabii. Belli. Güzeldi bu şarkı ama ya. Evet. Sinan'ı nasıl buluyorsun, Sinan Akçıl? Sinan'ı tabii çok eskiden tanıyorum. Müzisyenken, daha böyle şarkı bile yazmazken, hani klavyeci iken. Zaten o zaman çok tıfıldı, küçücüktü. Ozan Doğulu'nun asistanlığını yapıyordu. Öyle mi? Tabii stüdyoda. Nereden nereye geldi? Genç kızlar bayılıyor tabii. Evlilik erkek için çok tehlikeli. Diyor ki ama bu yaz bütün rakiplerimi solda bırakıp öyle ekstralar yapacağım ki. Ne Hadiseler, ne Handeler, ne kimseler. Canlı şarkı söylüyor mu? Bilmiyorum. Sordum. Canlı mı performans yapacak? Yapar mı? Soruyorum ben. Yaptı diyelim. Ne yaparsa olur? Ne olur? Yaptı diyelim ne olur? Yaptı ne olur orasını bilemem artık. yani sesi canlı çok mı? Kuvvetli değil tabii yani. Ya hani... çok güzel şarkılar yazıyor adam. Evet, çok güzel, çok güzel şarkılar yazıyor. Ama işte bu hani ben en çok ben konser, onun bahsettiğiniz bütün isimlerin hepsi playback'e gidiyor. Konsere gitmiyor arkadaş. Bahsettiğimiz bütün isimler derken? İşte bahsettiği bütün isimler. Hadise galiba canlı söylüyor ama. Hadise söylüyor happy hour'larda. Hande Yener canlı söylemiyor mu ya? Bütün happy hour'lar bu influencer dediğimiz. Tabiriz var arkadaşlar sosyal medyada. Influencer olarak yani bunun İngilizcesi gidiyorsun ve bir hani orada bir yer yapılıyor sana. Sahne diye adlandırılıyor ama sahne olması mümkün değil. Sahneye saygısızlık ediliyor bu durumda. Hani ben müzikal tiyatro eğitimi aldım. Sahnenin ne olduğunu biraz biliyoruz. Hani küçücük bir yer yapılıyor. Çıkıyorsunuz ve paranızı kazanıyorsunuz. Bence bunu artık konser olarak adlandırmak gerekiyor. Sen bu ekstraya da girmez diyorsun. Sen hep parlara girmez misin? Gitmez misin? Gitmiyorum. Aa. Gitmiyorum. Ya, güzel de paralar veriyorlar acaba. Veriyorlar. Mesela bu sene sevgili Banu Noyan'la şey dedik. Yeter dedi ya. Ben dedi seni dedi işte herkes AVM'ye gidiyor ya işte playback yapıyorlar falan filan. Dedim ki kızım gidemem çünkü ben playback yapmayı bilmiyorum. Bak biraz önce şarkı söylüyorum üstüne canlı okuyorum şarkı. Evet sesini dayanamıyorum yani anladın mı? Dedi ki o zaman akustik bir show hazırlayalım dedi. Ben AVM'lere öyle dedim ki tamam bana uyar şarkı söyleyeceksem. Olur varım. Buradan akanla buradan akan terimle buraya geçecekse okey. Ama öteki türlü hani bu çıkıp da işte falan hani canlı okuyacaksa hepimizi geçsin. Allah'ın izniyle hepimizi geçsin ama sonuç itibariyle kimin ne kadar konser verdiği ortada. Bu yaz dediğine göre sanırım o hep ağırlardan bahsediyor. Sanırım o sahne bile olarak görmediklerinden. Görmüyorum. Bu arada Hande bunların biraz dışında. Hande'nin sesi iyidir yani. Hande taş gibi şarkıcıdır. Yani onu da söyleyeyim. Asla şey yapamazsın. Hande'yle biz 25 yıl önceden beri tanışıyoruz. İkimiz yan yana mekanlarda çıkıyorduk. Hande çok iyi şarkıcıdır. Değil mi? Evet. Çok sesi iyi şarkıcıdır. Çok bir güzel sesi vardır evet. Hande'nin. Hande başka. Yani Hande şey yapıyor mu? Playback yapmıyor. Hande canlı mı okuyor? Canlı sanıyorum müzik playback geliyor. Hande yine canlı okuyor diye biliyorum. Şey, altyapısı onun değil mi? Altyapı geliyor playback. Ama canlı okuyor üstü diye. Onu da, yani izlediklerimden hani programlarda. Onu da bu ülkede en iyi herhalde Kenan Doğulu ile Ozan Doğulu yapıyor yani. Canlıyı okuyorsun ama alt taraf komple playback muhteşem çalıyorlar. Çünkü Ozan bu işi çok iyi yapıyor yani. Bu aslında çok moda. Yani ben sesini duyduktan sonra müziğin playback olmasında bir sakınca yok bence. Ama sesi duyayım yani. Ses gerçekten onun sesi olsun. Olsun tabii yani. Değil mi? Niye olmuyor ki? Bir de yani... Sinan iddialı ama. İddialı. Ama evlendi. Çok paraya bir şey ihtiyacı ya. Var. İnşallah da gerçekten de ekstrası çok olsun yani. Olsun tabii ki. Peki. Işın bugün böyle. Sen ne düşünüyorsun söyle. O gidecek birazdan. Uçağa yetişecek mi? Birazdan uçağı düşünüyorum. Nasıl Hayır şeyi düşündüm. İşte diyor ya Demet Akalın da işte yeni evlendi paraya ihtiyacı var tabii ki olsun tabii diye. Ama mesela Sinan'ın Demet değil de Hande Yener ve Hadise'yi de anmış mı gerçekten? Ben orada kaçırdım röportajı. Diyor ki hayatım. Ne Hande kalacak ne Hadise kalacak. İddia ediyorum bu yaz benim yazım olacak. Ne Hande ne Hadise ne birisi hiç kimse kalmayacak diyor. Hande ve Hadise eski sevgilileri o yüzden mi söylüyorsun? Evet yani bu, neden eski kız arkadaşlarını almış? Şimdi pop müzik deyince akıllı gelen isimler onlar tabii Işın Karaca dışında. O yüzden kızı sinyalci. Tabii. 5 yıldan artık şey oldu. Tabii ben de buradan alttan alttan. Dışında. O da bakıyor anladın mı? Hani, ne olacak isimler? Bir şey soracağım. Keyifsiz bir soru olabilir ama. Işın merak ettiğimden dolayı soracağım. Senin durumunda birçok anne de olabilir. Evet. Sen kızına soyadını verdin. Değil mi en son?
Evet çok şükür. Çok artık uzun Karaca soyadı. Bir hukuki bir işlemin ardı yani davalar üstüne davalar, davalar üstüne davalarla birlikte benim Mia Büyük Karaca olarak hala gerçi nüfusun son bir şeyleriyle uğraşıyoruz. Daha tam nüfus kağıdını almadık ama davayı kazandık. Türkiye'de bunun öncüsü Banu Noyan'dır ilk bunu yapan. Çocuğuna kendi soyadını veren. Kendi soyadını vermek. Yurt dışında biliyorsunuz mesela. Atıyorum Belçika'da evlenirsen sen Ece Erken olarak kalıyorsun. Hı. Kocanın soyadını almıyorsun. Çocukların da iki soy isim olarak kullanılabiliyor. Aa, çok mantıklı. Şimdi aslında bu olması gerekiyor ki çocuk istediği soy ismi kullansın. Tabii. Ama ne yazık ki bizim durumumuz itibariyle yani bu yaşanan rezillikleri, skandalları vesaire konuşmayacağım. Çünkü artık kızım 7,5 yaşında. Aynen aynen. Ben sadece okuyor. Davayı sormak istedim. Dava açılabiliyor. Bir sürü kadın da benim bana bununla alakalı işte. Evet kaç yıl sürdü dava? Dört yıl. Dört yıl. Yani ne büyük gerekçeler olması lazım bir kadının kendi soyadını çocuğuna verebilmesi için boşandıktan sonra? Senin çocuğuna zarar veriyor mu? Hı. Bitti. O kadar. Ya hukuk artık diyor ki hukuk çocukları korumakla yükümlü. Beni korumam. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku bana diyor ki ben size bu çocuğu teslim ettim diyor. Ve velayet sendedir. Sen bu çocuğa bakmakla yükümlüsün. Bu çocuğa zarar... Şimdi annen ya da baban bile sana zarar veriyorsa... Çocuk oradan alınır zaten. Çocuk oradan alınıyor. Peki zaten. Sohbetinize devam edeceksin. Hadi git sen. Ben gidiyorum bir reklam arası. Nereye gittim de çok ufak söyleyeyim. Beşiktaş yönetimiyle birlikte Rize'deki çocuklara tırla birlikte 2000 tane kıyafet, ayakkabı, yardım kampanyası için gidiyoruz. Evet. Vallahi çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Efendim pazartesi ben de tekrar burada olurum inşallah. Pazartesi yok Sınav. Ben İki de gideceğim. Güle güle Ececiğim. Ne kadar partnermiş. O kadar. Baktı sıkış.